Noktalama işaretleri konusunda son olarak kısa çizgi ve uzun çizgideyiz arkadaşlar. İlk olarak da kısa çizgiyle başlıyoruz. Kısa çizgi, cümle sonunda satır sonuna sığmayan sözcüklerin bölünmesine kullanılan bir noktalama işaretidir. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı derken dikkat ederseniz güzelliğinin hırsızı sözcüğü eğer satır sonuna sığmaz ise satır sonuna sığmayan kısmı bir kısa ile belirtebiliyoruz. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için de kısa çizgiyi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Küçük bir sürü, dört inekte birkaç koyun, köye giren geniş yolun ağzında durmuştu cümlesinde. Dört inekte birkaç koyun. Dikkat ederseniz bir ara sözdür. Ve ara sözler iki virgülle gösterildiği gibi iki kısa çizgi ile de gösterilebiliyor. Bir başka maddede dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur demişiz almaktan alış, durmaktan durak, görmekten görgüsüzlük derken dikkat ederseniz almak kök, ış yapmak ki durmak kök, ak yapmak ki görmek kök, güsüz ve lük yapmaktır olarak karşımıza gelmiş ve burada kök ve ekleri ayırmak için kısa çizgiyi kullanmışız. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için yani mastar eki için kullanmışız. Almak, durmak, görmek, vermek, başarmak, kanamak, okutmak, taşlamak, Yazdırmak örneklerinde kısa çizgi fi kökö gövdelerini yani mastar halini gösterebilmek için kullanılan bir ek olarak karşımıza gelmiştir. Bir başka maddede kısa çizgide kelimeler arasında denden e'ye ve ile ila arasında anlamları vermek için kullanılır demişiz. Türkçeden Fransızca'ya sözlük. Dikkat ederseniz buradaki denden a'ya anlamında. Türkçeden Fransızca'ya sözlük olarak. Aydın ve İzmir yolu. Ankara ve İzmir uçak seferleri. Türk ve Alman ilişkileri, Ural ve Altay Dil Grubu, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, 9.30 ile 10.30 arası, Manas Soy ve Din ve Dil Üçgeni, örneklerinde de yine kısa çizginin dikkat ederseniz denden e'ye ve ile ila arasında anlamları vermek için kullanımı söylemek mümkündür arkadaşlar. Noktam işaretlerine son olarak da uzun çizgideyiz. Başlangıçta yazı içinde konuşmaları belirtmek için kullanılan bir işarettir. Sıtkı Bey kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister derken tık edersiniz. Konuşma çizgisi olarak karşımıza gelir diyebiliyoruz. İlk olarak uzun çizgide. Uzun çizginin bir diğer kullanımı da düz yazı içine alınmış ve yan yana yazılan şiir dizeleri arasında kullanılmasıdır. Sen ya deliler dünyasında ne arıyorsun yabancı? İkinci dize eğer alta yazılmamış ise birinizenin yanına yazılmış ise onu ayırmak için dikkat edersiniz. Bir uzun çizgi kullanmışız. Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun etme dizelerinde olduğu gibi şiirleri düz yazı biçiminde kaleme almamız gerekiyorsa dizileri ayırmak için de aralarına uzun çizgi koyabiliyoruz arkadaşlar. Müzik